Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün. Nikola Tesla. Modern bilim insanları Tesla'nın bu sözünü yeni yeni anlamaya başlamış olsalar da dünyanın dört bir yanında kadim uygarlıklar ses, frekans ve titreşimin gücünü binlerce yıldır biliyordu. Tüm dinlerin ve ruhani öğretilerin özünde kadim insanların kelimelerin gücünü nasıl kullandıklarını bulabiliriz. Bu güç Hristiyanlar ve Müslümanlar için dualar, Hindular ve Budistler için mantralar ve şaman gelenekleri için ilahiler şeklinde kullanılmıştır. Tüm bunlar bize kelimelerin ve titreşimlerin nasıl muazzam bir güce sahip olduğunu ve kadim insanların bu gücü pek çok amaç için kullandığını göstermektedir. Bu videoda sadece kadim uygulamaları değil, aynı zamanda titreşimlerin gücüne dair bilimsel bulguları da inceleyeceğiz. Bilim insanlarının şu anda canlıların DNA'sını değiştirmek ve yeniden programlamak için titreşimleri ve frekansları nasıl kullandıklarını keşfedeceğiz. Ve Tibetlilerin ağır taşları havaya kaldırmak ve taşımak için sesi nasıl kullandıklarını inceleyeceğiz. Elbette mutlu, sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürebilmeniz için bu bilgeliği kişisel gelişim için nasıl kullanacağımızı da sizle paylaşacağız. Muhtemelen daha önce duyduğunuz ve deneyimlediğiniz ilginç bir fenomeni sizinle paylaşmama izin verin. Bu fenomen, ses ve titreşimlerin ne kadar güçlü olduğunu tam olarak göstermektedir. Bir kadehin etrafında parmağınızı gezdirdiğinizde tiz bir ses çıkarır. Bu sesi çıkarmaya devam ettikçe parmak kırılır ve bu da sizi meraklandırabilir. Sihir olduğuna inandığınız şey şimdi bilim sayesinde açıklanabiliyor. Bu olağan dışı fenomene rezonans frekansı deniyor. Bu evrende her molekül ve atom belirli bir frekansla titreşiyor. Rezonans frekansı söz konusu nesnenin ya da atomun özel frekansı olarak kabul edilir. Bir nesnenin ya da atomun rezonans frekansını ya da özel frekansını öğrendiğinizde dalgalarını o kadar büyütebilirsiniz ki sonunda nesneyi kırabilirsiniz. Şarap kadehini rezonans frekansı ile eşleşen frekansla uyardığınızda olan budur. Aynı prensibi kullanarak 1939 yılında Dr. Royal Raymond Rife adında bir bilim adamı 16 ölümcül kanser hastasını iyileştirdi. Uzun lafın kısası Dr. Royal Rife herhangi bir hastalığı hedef almak ve yok etmek için sadece elektromanyetik frekansları kullanarak bir şifa cihazı tasarladı. Bu keşif tıp endüstrisini tamamen değiştirmeliydi ancak bilinmeyen nedenlerle bu bilgi ana akım medya ve Big Pharma tarafından bastırıldı. Büyük bir bastırma kampanyası yürütülmesine rağmen diğer birçok bilim insanı frekans iyileştirme cihazını test ederek Rife'ın keşfini doğruladı. Sonuç, sadece rezonans frekanslarının gücü sayesinde hastalardaki kanser hücrelerinin %60'ının ortadan kaldırılmasıydı. FDA bu şifa teknolojisinden elde edilen her şeyin yok edilmesini sağlamış olsa da, yakın zamanda aynı zamanda bir besteci olan Anthony Holland adında bir müzik profesörü, sesin fiziksel etkilerine her zaman ilgi duyduğundan, ses frekanslarının mikrobiyoloji üzerindeki etkilerini incelemek üzere bir laboratuvar kurmaya karar verdi. Dr. Holland bu amaçla kar amacı gütmeyen bir kuruluş oluşturdu ve deneylerine paramecium gibi zararsız mikroorganizmalarla başladı. Keşfettiği şey tıpkı şarap kadehinde olduğu gibi birbirleriyle ilişkili iki frekansın belirli bir kombinasyonunun hedeflenen hücreleri tamamen paramparça ettiğiydi. Bu deneyden sonra kanser hücrelerini parçalayabilecek frekansları bulmak için yola çıktı. Bir yıl süren araştırmalarından sonra tıpkı Royal Rife gibi pankreas kanseri ve lösemi hücreleriyle mücadele edecek frekansları buldu. Çeşitli deneylerde tıpkı Royal Rife'ın yaptığı gibi hücrelerin %60'ını başarıyla yok etti. Bu yeni bir şey değil. Neredeyse tüm eski uygarlıklarda şifa ve doğaüstü sonuçlar elde etmek için ses kullanma vakalarına rastlanabilir. Bugün bile şamanlar farklı şifa amaçları için farklı enstrümanlar ve ritüeller kullanmaktadır. Şamanik bir şifacının alet çantasında en çok kullanılan ve temel şifa aracı Ikaros'tur.
Hastanın doğal refahını ve sağlığını canlandırmak için doktor tarafından hastaya söylenen kutsal bir şarkı. Bu şarkı aynı zamanda Ayahuasca ile yapılan ruhani uygulamalarda da kullanılır. Artık rezonans frekansı kavramını anladığınıza göre, bu mantraların belirli enstrümanların ve eski uygarlıklar tarafından gerçekleştirilen ses temelli ritüellerin gücünü anlamanızı aydınlatacaktır. Bunlar bir takım voodoo numaraları değildir. Kadimler tarafından kullanılan saf bilimdir. Bu bilginin şifa için kullanılmasının yanı sıra eskilerin ses, titreşim ve frekansları ağır taşları ve nesneleri oymak ve havaya kaldırmak için ve bunları megalitik yapılar inşa etmek için nasıl kullandıklarına dair kanıtlar da vardır. Mısırlıların belirli bir frekansa ayarlanabilen bir cihaza sahip olduklarına ve bununla devasa taşları tereyağı keser gibi kesebildiklerine inanılıyor. Böyle bir teknolojinin var olabileceğine inanmıyorsanız, Suudi Arabistan'da Tayma vahasında bulunan Annasla kaya oluşumuna bakmanız yeterli. Ya da hepsi lazer benzeri bir hassasiyetle kesilmiş düzinelerce taşın bulunduğu Pumapunku kompleksine. 1939 yılında Dr. Jarl adında İsveçli bir doktor, bir yüksek lamayı tedavi etmek için Tibet'teki bir manastıra getirdi. Manastırda uzun süre kaldı ve Tibetlerin yakın dostu oldu. Bir gün rahipler onu bir kaya duvarı inşa ettikleri bir uçuruma götürdüler. Hareket ettirilmesi gereken büyük bir taş bulur bulmaz, 19 müzik aleti taştan tam 63 metre uzakta bir yay şeklinde yerleştirildi. Her biri 3 metre uzunluğunda olan farklı boyutlarda 13 davul ve 6 trompet vardı. Rahipler enstrümanları çalmaya başladılar ve hepsi belirli bir mantrayı söylediler. 4 dakika sonra mucizevi bir şekilde taş sallanmaya başladı ve aniden uçurum yönünde havalandı ve 3 dakika yükseldikten sonra uçurumun tepesine indi. Dr. Jarl, keşişlerin bu yöntemi kullanarak saatte 5-6 taşı hareket ettirebildiklerini iddia etti. Bu olayı net bir şekilde kaydeden 2 video çekti. Ancak her ikisinde geri döner dönmez işverenleri tarafından el konuldu. 2015 yılında İspanya'da bir ekip tarafından yapılan bir cihaz, küçük nesneleri sadece sesle havaya kaldırmayı ve manipüle etmeyi başardı. Bilim insanları tarafından yakın zamanda yapılan bir diğer keşif de, ses, frekans ve titreşimlerin DNA'mızı programlama ya da yeniden programlama gücüne sahip olduğudur. 2011 yılında Rus biyofizikçi Pyotr Garyayev, sadece ses ve ışık frekanslarını kullanarak DNA'yı değiştiren çeşitli deneyler gerçekleştirdi. Deney olağanüstüydü. O ve ekibi sadece frekans yoluyla DNA bilgi kalıplarını ileterek kurbağa embriyolarını semender embriyolarına başarıyla dönüştürdü. Günümüz biliminde önemsiz DNA diye bir terim var ve bu terim bize DNA'mızın %97'sinin işe yaramaz olduğunu ve kesinlikle hiçbir amaca hizmet etmediğini söylüyor. Peki doğa bu kadar verimsiz olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Bu sözde önemsiz DNA, tam potansiyelimizi açığa çıkarmanın ve sadece kendi kendini iyileştirmeyi değil, doğaüstü olarak kabul edilen diğer birçok yeteneği de harekete geçirmenin anahtarı olabilir. Muhtemelen ses ve frekansın gücünü, sağlığınızı, mutluluğunuzu ve tüm varlığınızı iyileştirmek için nasıl kullanabileceğinizi merak ediyorsunuzdur. Sözü daha fazla uzatmadan size günlük yaşamınızda kullanabileceğiniz bazı ipuçları. Birinci ipucu, olumlamaları arka planda 432 veya 528 Hz müzik eşiğinde kullanmaya başlayın. Bu videoda açıklandığı gibi düşünceler ve kelimeler, özellikle de onlardan gelen titreşim son derece güçlüdür. Kelimelerin titreşimi derken onların arkasındaki niyetten bahsediyorum. Olumlamalarınıza güç verecek olan şey niyettir. Örneğin iki senaryo hayal edin. Her iki senaryoda da şunu onaylıyor olmalısınız. Hayatımdaki her şey için gerçekten minnettarım. Ancak bir durumda buna gerçekten inanıyorsunuz, diğer durumda ise bunun doğru olduğuna gerçekten hissetmiyorsunuz. Her iki durumu da kaydedersiniz, kesinlikle titreşimsel bir fark olacaktır. Dolayısıyla olumlamalar son derece önemli olsa da
bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu değiştirmekten sorumlu olan, titreşimsel gücü yaratacak olan onların arkasındaki duygu ve niyettir. Arka planda 432 veya 528 Hz müzik kullanmak etkiyi daha da arttıracaktır. Bilimsel çalışmalar bu frekansların kaygıyı azalttığına, kan basıncını ve kalp atış hızını düşürdüğünü göstermektedir. Beynin her iki yarım küresi arasındaki eş zamanlılığı teşvik ederek yaratıcılığı, içgörüyü ve sezgiyi artırırlar. Bu kadim ve kutsal frekansların faydaları bu videoda listelenemeyecek kadar çoktur. Bu nedenle onları olumlamalarla birlikte mutlaka kullanmalısınız. İkinci ipucu, yoga, tai chi veya sizi yüksek titreşimli bir duruma getirecek herhangi bir meditasyon türü uygulamak için kendinize ilham verin. Artık kendi kendinizi iyileştirebileceğinizi ve kendinize enerji vererek sözlü önemsiz DNA'yı aktive edebileceğinizi bildiğinize göre yapmanız gereken tek şey bu bilgiyi uygulamaya başlamak. Sizi daha yüksek titreşimlere ayarlayacak ve fiziksel, zihinsel ve duygusal bedeninizi dengeli ve güçlü tutacak bir alışkanlık yaratmaktır. Çoğumuz bu kadim uygulamaların faydalarını biliyoruz. Ancak bunların arkasındaki gücü daha derinlemesine anlamak, harekete geçmemiz ve kendi günlük ritüellerimizi yaratmamız için bize ilham verebilir. Günlük ruhani uygulamalar her ruhani gelenekte önemli olan bir şeydir. Ünlü bir yoginin öğrencisi ustasına sormuş. Usta, madem uyandın neden hala her gün 2,5 saat pratik yapıyorsun diye sormuş. Bunun üstüne usta şöyle cevap vermiş. Uyanmış biri olarak kalabilmek için pratik yapmaya devam ediyorum. Bilincin genişlemiş hallerine ulaşsak bile bunu sürdürmenin ve ilerlemeye devam etmenin anahtarı pratik yapmaktır. 3 numaralı ipucu. Duşta ya da nerede olursanız olun şarkı söyleyin. Fark ettiğim bir şey, şarkı söyleyerek özellikle de başkalarının ne düşüneceğini umursamadığınızda derin bir iyileşmenin gerçekleşeceğidir. Şarkı söylemek, tuttuğunuz tüm olumsuz frekansları ve duyguları dışarı atmanın çok güçlü bir yolu olabilir. Duygusal bir blokajımız olduğunda hastalıklar ortaya çıkar ve bazen bu blokajlar şarkı söyleyerek serbest bırakılabilir. İyi ya da kötü şarkı söylemeniz fark etmez. Enerjinizi kullanın. Şarkı söyleyerek enerjiniz sizin akmasına izin verin ve bu uygulamanın derin iyileştirici gücünü hissedin. 4. ipucu. Manyetizmaya dayalı şifa tekniklerini veya tedavileri test edin. Baş ağrısı ya da başka bir ağrı hissettiğinizde ne kadar küçük olursa olsun manyetizma yoluyla bir şifa deneyin. Uygulayıcılar vücudun belirli kısımlarını zayıf elektrik veya manyetik alanlara maruz bırakmanın sağlık üzerinde faydalı etkileri olduğunu keşfetmişlerdir. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, orta güçte akut lokalize statik manyetik alan kullanımının iltihaplı bir yaralanmadan hemen sonra uygulandığında şişlikte önemli bir azalmaya neden olabileceğini göstermiştir. Bu, mıknatısların buz paketleri ve kompresyonun günlük burkulmalar, çarpmalar ve çürükler için kullanıldığı şekilde ancak daha faydalı sonuçlarla kullanılabileceği anlamına gelir. Antik Yunan'dan bu yana mıknatıslar iyileştirici özellikleriyle öne çıkmaktadır. Manyetik terapi günümüzde artritten depresyona kadar bir dizi rahatsızlığın tedavisinde alternatif yöntem olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Dilerseniz bir Reiki öğretmeninden ya da enerji şifası konusunda uzmanlaşmış birinden yardım alabilirsiniz. Titreşimsel şifanın potansiyelini anlamanın en iyi yolu deneyimlemek olacaktır. 5 numaralı ipucu. Çevrenizde yüksek titreşimli nesneler kullanın. Daha önce de bahsettiğimiz gibi her nesnenin ve eşyanın kendi titreşimi vardır ve kristaller ve mandalalar gibi yüksek titreşimli frekanslarla yüklü nesneler eklemek daha yüksek titreşimlerle daha kolay bağlantıda kalmanıza yardımcı olacaktır. Muhtemelen içeri girdiğinizde kendinizi çok sakin ve huzurlu hissettiğiniz yerlere gitmişsinizdir. Kendi odanızı ve evinizi bu tür yerlere dönüştürdüğünüzde hayatınızda genel bir iyileşme yaşayacaksınız ve meditasyonlarınız da güçlenecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.